Selam gençler ben Deniz Taşkafa. Yeni bir süpermarket bölümüne hoş geldin ve seninle birlikte marketi açıyorum. Video başlarken unutmadan önce hemen bir tane beğeni atarak başlarsan çok makbule geçer. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bölüm arasında ben buraları doldurdum. Birazcık para kastım. Bir 3-4 gün kadar ileriye gittik arkadaşlar. Genel olarak ürünlerin hepsini tamamladım ki bölümde hızlı bir şekilde para kasabilirim diye. Bu bölüm ne yapacağız? Yeni lisans açacağız. Yeni lisans açacağız. Dolapların yeni beğenmeyen arkadaşlar olmuş. Onlara diyorum ki bir sakin olun. Sukunetinizi koruyun. Siz ben mebrisiniz, ben beğeniyorum. Yapacağız. Dükkan küçük oğlum. Ne yapayım yani? Ne yapayım? nereye koyayım? Sıkıştıracağız işte bir yere. Allah Allah. Bir sakin olun arkadaşlar. Halledeceğiz. Bu arada geçen bölümde var mıydı bilmiyorum ama yanımda e, Mehmet var. Onun yanında Hasan var. Ben de buradaki kasaya bakıyorum. Şurada da boşta kutularım var arkadaşlar. Bu kutuları şöyle mi atıyorduk? Aynen ha. Bu kutuları elimde bekletiyorum çünkü bazen malları e, sağa sola taşımam gerekiyor. Bütün altını düzeldim Buraları düzeldim mesela. Bu tarz eksikler oluyor arkadaşlar. Bunlar için bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor oyunda. Onları ben yaptım zaten. Her şey full ya. Şu anda bir eksiğimiz yok. Ee, bunun dışında depom dolu yani. En önemlisi bu. Deponun dolu dolu olması bayağı bir para gerektiriyor. Yani şu ürünler falan şunlar çok pahalı arkadaşlar. Şu e, balık, ondan sonra biftek mesela şu elimdeki şu, şu ürün. Bunlar acayip pahalı ürünler. Burayı doldurmamız o anlamda çok iyi. Depo düzenimiz çok güzel. Çok tatlı depoda son bir levelim var. Toptancı şöyle geleyim. Ha toptancıda biraz ürün eklemişim. Niye acaba? Neyse al bakayım ya. Eklediysem vardır bir bildiğim. Böyle bunları bir düzleyelim. Sabunlarım mı vesaire var. Bazı arkadaşlar şey demiş depoyu ürünleri sen düzleme. Hadi bir tane eleman al o düzlesin. Öyle bir eleman yok. Bakayım tekrar yeni güncelleme geldim ama yönetim büyüme işi alım. Depo görevlisi yok. Bu depo görevlisi dediği vatandaş şey yapıyor. İki, i̇ki çeşit eleman var zaten. Biri kasada bekleyen, biri de içer, e, içeriye malları götüren. Malları götürenin çalışması için sizin buraya kadar geleceksiniz. Buradan bunu alacaksınız arkadaşlar. İçeriye atacaksınız. Ondan sonra bunlar buradan alıp götürebiliyorlar. Onun harici çalışma olmuyor maalesef oyunda. Bilginize sunarım. E, bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim. Şöyle bir kasalara bakayım. Ha ben kasayı kapatmışım. Dur kasayı açayım. Benim kasaya da gelenler olsun. Çünkü tüm kasalar dolmasın. olmasın. E, şeyimizi nasıl desem. Dükkanın verimini düşürmeyelim. Bir de ben, ben de 5900 dolar para var ya. Acaba bizim borç var mı? Onu bilmiyorum. Faturalarda ha, iki tane fatura kalmış. Bankaya kredi var mı? Kredim de yok görünüyor şimdilik. Zaten bugün kredi çekeceğim bir tane. Top tancı. Bir 3-5 tane ürün ekledim. Bir onları sipariş edeceğim ben ama onun dışında var Varsa bir eksik hani 4 ürün için sipariş geçmeyelim. Eksiye bakayım. Eksik de ha şu da var bir. Ne bu? 12 yumurta mı? Aynen. Bir 12 yumurta sipariş ederim. Arkadaşlar şöyle Yumurta dörtlü 12 12'li 12 bundan. Varsa bir eksik paket patates bir tane var. Zaten bir tane sipariş geçeceğim. Bir de tavuk geçeyim. Tavuklarım da belki biter diye. Böyle bir de tavuk geçelim. Arkadaşlar. Alt ürün en azından. Aa bir dakika. Dur mobilya. Depo rafı. Bir tane alsam. şuraya koyamıyorum. Arkadan bir sıra daha düzlemem lazım. Depo rafı için. Yeni ürünler alacağım ya onlara depo gerekecek. Şimdi dur bakalım ya tane tane düzleyeceğim. Şu müşterilerimi bir yollayayım mı bakayım mı? 3 tane olmuş hadi müşterileri bir yollayalım. Bugünkü ilk arkadaşlar ilk kez daha bugün oyun oynuyorum. O yüzden ilk gelen müşteriler bence bu benim kişisel düşüncem. Az geliyor az, az alışveriş yapıyor ilk gün. Diğer günlere göre az müşteri geliyor zaten görüyorsunuz. Geçenki bölümün sonunu izleyenler şu an anlıyor ne dediğimi. 100 dolar 100 dolar çekiyoruz şimdi 5 dolar 10 dolar para çektiriyorlar bize. Işığı açalım. Eğer ekonomik olarak oyunda sıkıntı yaşıyorsanız işi olabildiği kadar geç açın ya da hiç açmayın. Şunlar sushi az önce gidenler. Süt, tavuk vesaire aldı. 1, 2, 50, 60. 2, 60 ödedim. Şunlar neydi? E, mozzarella peynirleri. Şu ıstakoz garnitür gibi bir şey. Tam şeyini bilmiyorum adını. Bak 101 dolar ısınmaya yavaş yavaş geçiyoruz. Yarın daha güzel. Üçüncü gün daha da güzel müşteri geliyor. Bugün de de bu videoda bir 4-5 günü videoya sığdırmaya çalışacağım. Nasıl devrilmedi lan bu? Normalde devrilir ama. Şu üçüncü raf olarak bunun karşısına gelecek. Şöyle şuraya koyma. Heh tamam. Üçüncü rafımız bu. Buraya işte diğer şeylerle diğer ögelerle karıştırmıyorum. Yeni ürün rafı yapacağım komple. Tavuk ürünüm Getiriyor bir kutu ama tamam. Tavuk bitmiş gibi görünüyor. İnşallah bitmiştir. Amin. Şu tuvalet kağıdı. Bunu da yerine yerleştireyim. Gün içerisinde birkaç kere hani böyle ilave yaptığım zaman ben de yorulmuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum belki hoşlanan vardır yoktur ama ona bir şey diyemem. Olacak. Vakti pek şeyler olacak yani. Normal garnitürümüz burada. Bundan sonra şurada bir patatesim var. Zaten üçüncü günden sonra ben sahur hazırlamaya gideceğim birazdan. Saat kaç? Saat dörde geliyor. Tavır hazırlamaya gittiğimde bunlar tekrardan malzemeleri doldurur. Yani o sıkıcı bölümleri ben hep kesmiş olacağım. Merhaba gençler hoş geldiniz. Duvara kadar sıra olmuşsunuz maşallah. 48 dolar 25 cent. Yine beklerim. Her zaman gel ablacım. Ay ödüm koptu. Gecenin bir saati. 7.35. Şöyle 7.25.35. kal kardeşim. Sen de şöyle geçeyim. 75,60. Abi ürünleri beğenmedin mi? Yeni biftekler vesaire geldi. Almanı beklerdim yani senden. Bunlara geçelim. Şöyle sana 3 lira ödeyeyim ya. 42 dolar. Yani 10 sent eksik kazansam bence bir şey olmaz. Satışlar devam ediyor. Şu birkaç ürün aldım. Hepsini yerleştirdim mi? Yerleştirdim tamam. Yarın yeni sansı açacağım. Şurada portakal suyu, toz şekeri vesaire var. Ama sanırım bunlar daha eksilmedi. Toz şeker bir koli eksilmiş gibi duruyor. Ama bende toz şeker var mı? Ben onu bilmiyorum. Bende yok ki toz şeker. Normal e, kahverengi şeker var. Diyet şekeri olarak mı geçiyor acaba? Bundan var bende. Spagettilerim bak makarna falan bunlar eksik. Bunları gece bir fullleyeceğiz. Sıkıntı yok. Müşterileri bir yollayalım. 60 dolarlık alışveriş cansın 20 40. Şöyle 70 sent. Nasıl ama? <laughs> Üşen geçtik de son nokta. Bak bayağı pirinç almış bu adam. Pizzalar çok güzel bu arada. Güzel para kazandırıyor. Şöyle 34.83. Şöyle 85. 2 cent bizden. indirim, Büyük indirim. Bal bana hep çikolata kutusunu anımsatıyor ya. 47 dolar. Aman 480 değil. 47 dolar 05. Abla bu arada göbeğin şiş bir kocaman olmuş. Şişki olmuş. Tamam. Son müşterilerimiz onlar da uğurlansın. Ondan sonra olaylarımızı bitirelim. Ürün olaylarımız şu anda yeterli. İsterseniz bir gün daha para kasalım öyle şey işine girelim. Dolap işine girelim. Çünkü bayağı bir dolapta da boş yerim var ama. Şu iki yer komple boş yani. Altıyorum buraya altıyorum buraya. 12 ürün çok rahat sığdırabilirim. Buraları iyi buralarda sıkıntı yok. Güzel. Zaten bir yandan elemanlar çalıştığı için eksilme de çok olmuyor Allah var. Şöyle dükkanın son müşterisi arkadaşlar. Bir o tezgahta bir de benim tezgahta da bir tane daha abimiz var. Bu arada beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün öğlen saat 12'de yeni video geliyor kanalımıza. Ertel'den oyun oynamaya çalışıyorum sizlerle birlikte. Yeni güne geçelim. 8500 dolarımız var. 316 puan. 58 müşteri. Rekoru ve 4148 dolar para kazanmışız. Bence çok iyi. Koy kahve, yeşil çay ve hafif kavrulmuş narvola kahve. 2 kahve ve yeşil çay. Direkt buraya gelsem yeterli. 865, 875, 870 de olabilir. Çok önemli değil 10.76 buna da 10.80 diyelim. 12 değil 10.80 bir de yeşil çayın fiyatında da bir düşme var. o da 7.5'e düştü. Dükkanı açayım dediğim gibi bir, bir gün daha para kasalım. En azından arkadaşlar biraz da elimize para bulaksın yarın yeni ürüne geçeyim yeni ürüne geçtim zaten bayağı bir para masrafınız oluyor. Ben depoya 10 tane listede ürün ekledim. Onları bir yerine yerleştirelim. Şöyle. Sakin sakin yerleştireceğim ki başınız dönmesin, dönmesin diye. Tavuk aldım arkadaşlar iki tane. Basmati pirinç hani çok satmıştık ya. Burada bitmiş. Ben iki kutu aldım ama üçüncü kutuyu da çekmişler. Ben yanlış ürünü aldım arkadaşlar ya. Basmati pirincin yeri burası. Şimdi beynim bana bunu tarif etti ama. Buradaki e, kıvrık makarnaydı. Böyle krakerimsi bir makarna. Ürünler çok olunca biraz öğrenmesi de zaman alıyor. Takdir edersiniz ki bunu da yerine koyamıyorum. Bunu dolu olduğu için nereye koyayım? Şuraya koyayım. Benim. Bu ya bu, yani buralardan çok ürün eksik değil. Bugün de çok eksileceğini de sanmıyorum. Her zaman eksilen ürünlerimiz var bizim. Süt, tuvalet kağıdı, tavuk, patates. Yani bunlar her zaman eksiliyor çünkü adetleri çok eksik. bunu buraya koyacağız. Aynen öyle. Bu ürünleri bir yerleştirelim. Müşteri geldi de biraz bekleyebilir. Yan kasalar boş. isterse oraya da geçebilir. Benim için sıkıntı yok. Şöyle. Bunu da yerine koyalım güzelce. Bundan 3 koli mi? 4 koli almıştım. Hepsini fullleyelim. Şimdi bir bulaşık deterjanı alacağım bir tane. Eksik olarak. Bir tane normal toz şeker alacağım. Bunları bir yazalım. Bulaşık deterjanı arkadaşlar. Toz şeker bu normali. Bir de makarna gibi bir şey vardı. Aha, şundan işte. 3 kutu bundan. Ben yanlış ürün almışım. Burası. Burada bir narvalo kahveden var. 3 kutu da ondan alalım. Ama bu kavrulmuş kahve. Hatta kavrulmuş yazsam çıkar herhalde. 1, 2, 3. Çok depolamıyorum. Yani ürün fiyatı düştüğü için çok depola diyenler falan oluyor ama Allah zahmetli oluyor arkadaşlar hiç gerek yok. Şu portakal suyumuz var. Elma suyu lazım bize bir tane. Elma suyu. Bir de su lazım. Normal su. Kırmızıdan değil, mavi olandan. Var mı başka eksik bir ürün? Şöyle bir göz atalım. Yani bence yok. Bir tuvalet kağıdı belki olabilir. Zaten kahverengi toz şekerimiz var şu en alttaydı. Onu da yerine koyalım. Aa o gitmiş. Bir bir koli daha alayım ben toz şeker. Gerçi geri getirdi gerek yok. Bunları bir yerleştirelim, müşteriyi yollayalım. Hatta isterseniz önce müşteriyi bir yollayalım. Dükkan içerisinde bir kalabalıklaşma olmasın. Şöyle. Adam 10 gündür bekliyor. iki tane su aldı. Yazık adama. Bunları da geçiyorum. Ne kadar ödeyeceğim sana? 8.69 Öyle 8.50 70 ödesem ne olur ki? Herhalde. Ben fakir olmam. O da zengin olmaz. 3 kuruşun 5 kuruşun dafını yapmayalım. Elma suyu yerine koyacağız. Şöyle güzelce. Ondan sonra makarnamız buraya geliyor. Makarnaların kutuların içindeki adet az. O yüzden çabuk bitiyor. Ee, şu toz şekerimiz. Bundan bir kutu mu aldık ya? İki almışımdır inşallah. Bir tane almışım mah Şu bulaşık deter, deterjanımız. Ben genelde full tutuyorum burayı. Bazılarının mesela canı sıkılıyor bu duruma. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Full tut. Ben böyle rahat ediyorum yani. Bir şey olursa elimde bir sürü mal olacak. Bir de uğraşmıyor arkadaşlar. Düzenli çalışan adam düzenli büyür kardeşim bak. Uğraşmaz ben size söyleyeyim. 36 level olduk ya. 40 olacağız yani. 40. 40. şu oyunda çoğu yayıncının görmediği bir level olabilir. Bilmiyorum. Görmüş olanlar vardı muhakkak ama. Çok yayıncı görmemiştir diye düşünüyorum. Evet kasa beni bekliyormuşsun. Selamun aleyküm. Böyle birkaç ürün almışlar. Direkt kasaya geçtim. Bizim şekerlerin niye bitti belli oldu. Bu abi almış. Şöyle abi sana 20 cent. Müşteri memnun ayrıldığı için artı 5 de müşteri deneyim puanı veriyor. Abi sen u 148 dolar 74 cent harcadın. Yorumlarda bir arkadaşımız şey yazmış. Bence demiş müşteriler eksik para ödüyor. Bunu demiş çözmemiz lazım. Bilmiyorum ben eksik para ödediklerini sanmıyorum arkadaşlar. Eksik para ödeseler bu kadar çok para kazanamayız. Zarar ederiz yani sürekli. Baksanıza da güzel para geliyor yani günlük. Ben bilmiyorum dün 5000'di. Bugün 9000'deyiz. Artı sürekli mal da alıyorum. Yani sadece satıp beklemiyorum. Mal alıyorum, fatura ödüyorum. Yeni Depo vesaire alıyorum. Alıyorum yani bir şeyler. Gel abla gel bana gel. Ben boşum. Gelmedi. Gelmezsen gel manasını satayım. Git oraya git. Yeni lisansda neler var? Şimdi meraklı konu. Yarın onu açacağız ona bir bakayım. Faturaları bir ödeyelim. Ee, Büyüme de şunu da alsam iyi olur ama çok pahalı arkadaşlar ya. Yani zalimine pahalı hem de yani aşırı derecede. İş da zaten son iki kasiyer iki depo görevlisi. Ondan sonra iş alım yapamıyoruz. Şimdi yengeç çubuğu, acı sos, çikolatalı dondurma. Ketçap, mayonez, cheddarlı pizza. Bize bir tane buzdolabı lazım bunun için. Ketçap, mayonez muhtemelen rafı yerleştiririz. Belki dolap ister ama muhtemelen rafa olur diye düşünüyorum. Yenge çubuğu. Çikolata, dondurma. Sadece dondurmaya buzdolabı gerek. Şimdi bira. Bira, bira. bira Ramazanlara bunları satmasa ki aslında biralar geliyor. Bira, lagır. 1 2 üç, dört çeşit bira geliyor arkadaşlar. Humus, vodka geliyor bir de. Cips. Humus neymiş ya? Bunun yanına meze gibi bir şey mi? Bunlar, bunların hepsi buzdolabı ürünü ya. Niye bu kadar çok buzdolabı ürünü geliyor? Toz şeker, sandviç ekmeği, pirinç, biber, püre patates, un, cips. Şunu istiyorum aslında. Benim istediğim ürün bu. Çünkü şu anda boş raflarım buna uyar. Orta kavrulmuş kahve, gazlı içecekler full. Oğlum hep aynı şeyler geliyor ya. Fark ettiniz mi? Jambon peynir, kıyma, jambonlu börek, jambon, lazanya, tavuk budu. Böyle yani biz rafı biraz fazla almış olabiliriz arkadaşlar ya. Yani hep buzdolabı ürünleri gelecek gibi görünüyor. O zaman buzdolabının sayısını artıracağız. Ya da rafları böleceğiz ortadan ikiye. Eskiden olduğu gibi. Şimdi kanki şunları da geçelim. 95.05 bugün... Dünkü kadar müşteri geldi mi bilmiyorum ama... iyi para kazandığımı söyleyebilirim. Daha da kazanmaya da devam ediyorum yani. Böyle bir durum da var. Bayağı bir ürün satıyoruz baksanıza. 181 dolar oğlum. Şaka maka. Her satıştan 200 dolar para kazanacağım ya. Neredeyse 250 55. Bunu da geçirelim. Raflarımızın durum ve şeyini. Hallerini kontrol edelim. Ee, Birçok ürün bitme noktasına varmış. Yarıdan eksik. Raflarımıza ilaveler yapılması gerekiyor. O yüzden şöyle bir dinlendireceğiz arkadaşlar. İşçi arkadaşlarımızı. işçi arkadaşlar buraları güzel güzel ayarlayacak. Aslında çok da kasmaya gerek yok sanki ya. Şu iki ürün. Hatta gerekirse şurayı bile bölebilirim arkadaşlar. En altları bile. Dur böleyim ya. Şu galiba şunları çeker diye düşünüyorum. Şunun etiketini iptal edeyim. Üste doğru vereyim. Şunu da aynı. Ya, öteki türlü yetiş, yetişmeyecek yani boşluklar. Bunları bölmemiz şart. Allah'ın emri gibi bir şey olacak. Şöyle bölelim. Bunları da yukarı doğru kaydırayım. Normalde ben aslında daha böyle temiz çalışmak istiyorum ama bekleyerek oynarım. Ürünlerim yetişir. Daha rahat ederim diye düşünüyorum şimdilik. Şu an şurada bir tane ürün kalmış. Bunu alayım şöyle. Tamam. Şimdi hocam bize bize burası ne sağlar? Bir bakalım mı? Dedi ki 3, 4, 5, 6 tane raf sağlar. Buraya böyle adedi çok olan ürünleri rahat rahat koyabilirim. Doğru mu hocam? Doğru. Şurayı da aynısını yapayım. Bunu da etiketini iptal edeyim. Şurayı da alayım abi. Bunlar da bir üste geçsin. Zaten dolapçı raflarım, dolapçı elemanlarım raflara yetişemiyor benim şu anda. Bunları da böyle bir üste doğru kaydırayım. Bunu da kaydırayım abi güzelce ne. Şunu iptal et, şunu da iptal et. Tamam bir. Bir ürün buraya, bir ürün buraya, bir ürün buraya, bir ürün, bir ürün. Dört tane ürün koyabilirim. Şu anda güzel oldu. Böyle kutuyu atayım. Kutuları o yüzden tutuyorum. Atmıyorum çöpe. Lazım oluyor abi. Ürünleri yerleştirirken. 46-17. Gel canım benim e, siz, para üstü vermiyoruz 95 dolar az önce kazandık Oyunuzda oynadığım için Okuyorum bazen arkadaşlar Müşteriler bol geliyor çünkü Patates almış bu ablamız Sana 38 ödeyeceğiz 30 35 38 39 öde gitsin ya 10 kuruş 10 kuruş eksik verdim Böyle senden de 45-80 çekeceğim Eski ürün almış ya çok para kazandırmadı zalim Bunlar içeri bir iyice yerleştirsin, boşalsın bakalım ne kadar boşaltacaklar. Niye geçemiyorum buradan? Nasıl geçemiyorum ya? Bir şey görmez bir şeye takılıyorum burada. Bak aynen burada bir bug oluştu gibi bir şey. Bir biraz kenarı çekeyim olmadı. Böyle bakayım düzelecek mi? Ya burada bir şey var ya. Burada kesin bir bug var. Göremediğimiz. Bir, bir olay var orada da. Onu çözerim yarın. Sorun değil. Son müşteri de gitseydi. Şurayı bir rahatlatırdık. Arka taraf nasıl? Buradaki ürünlerimiz. Burada eksik rafım var mı? Şu üst tarafa peynir gelecek. Onu koyacağız. Şu aşağıda iki tane normal adet sayısı çok olan ürün koyacağız. Bura karanlık görünüyor biraz arkadaşlar. Lambayı almayı unutmuşum ben. Büyütürsem alırım ya. Şimdi ekstra lambaya para harcamayalım. Gereksiz olur. Yeni güne geçtik. 57 müşteri. 60 müşteri bandına artık dayandık. 4500 dolardı günlük. Arkadaşlar para kazanmışız. Temizleyici patates torbası, spagetti, makarna. Patatesten başlayalım. Patates torbası çok düşmüş ya. Patates torbası 40'a düşmüş. Temizleyici sprey şuydu. 348'i bu da düşmüş. 1 dolar karım var bundan bak. Şu üründen 1 dolar kar ediyorum ya. Spagetti makarna hangisi o şu. 7 bu da düşmüş. Bunlardan aslında 20'şer tane alıp koyacaksın depoya. Abi ürünlerimiz de olsun güzelce. Ürünler doldurulurken ben yeni lisans açayım bir tane. Şimdi yenge çubuğu, acı sos, çikolatalı dondurma, ketçap, mayonez alacağız. Öncelikle toptancıdan şöyle iptal edeyim. Şöyle arkadaşlar 4 2 tane ketçap aldım. 2 daha ketçap alıyorum. Şöyle 4 tane bundan. 4 tane bundan. Şimdi acı sosum, ketçabım, çikolatalı dondurmam, yengeç çubuğum, bir de dana pirzolam var. 4 bundan, 4 de bundan oldu. Ne yapıyor? 8 tane ürün alıyoruz, 2000 dolar yapıyor. Nereye gidiyor bu arkadaşlar bu arada? Bu olay ne, nereye doğru gidiyoruz yani? Şimdi bu öncelikle dolaba gidiyordur diye düşünüyorum. Aynen dolaba yerleştirilmesi lazım. Şu en alta sığarsa şurası çok iyi olur. Ha bunun derin dondurucu yerleştirilmesi lazım. Tamam şu derin dondurucu ürünü. Bunu buraya atıyorum arkadaşlar. Şöyle. E, bu bir dursun. Bu da muhtemelen derin dondurucu. Teyit edeceğim bunu. Bilmiyorum. Bu da derin dondurucu ürünü gibi duruyor. Bunu da bilmiyorum. Şu nasıl? Bu galiba. bu, şu Bu şunun devamı. Görelim bunları da kafamız karışmasın sonradan. İnşallah çok alıyordur adet olarak ya. Bu buranın ürün arkadaşlar. Bu buranın ürünü. Tamam bunları sonra yerleştireceğiz. Çünkü derin dondurucu almamız lazım. Yok. Acı soslar. Bu karşıya gidiyor gene. Derin dondurucu. Bu da karşıya gidiyor. Bunun üstüne yazıyor mu acaba ya? Mesela şuraya koymayı denesem. Ee, Frezer. Frezer dediği derin dondurucu muhtemelen. Şuraya koyalım. Aynen. Frezer Derin <laughs> ne fırlatıyorsun kardeşim? Derin dondurucuya koyacağız bunların hepsini. Bunlar ayrı ayrı koyulacak. Onlar dursun. Şimdi abi soslar, acı soslar, ketçap mayonezler bunlar bence bir böl bir, bölümde olabilir. Mesela nereye koyabilirim? burayı beğenmedim çok açıkçası. Şunların altını da yine boşaltıp yeni ürün koyarım diye düşünüyorum. Şuraya koyuyorum ya. Arkadaşlar. İkili mi yapayım bunları ya? İkili yapsam üçlü mü yapayım? Üçlü yapayım abi. Üçlü yapayım. Aynen üçlü olsun. İkili de olmasın. Şunu da alayım. Arkadaşlar gerisini yerleştireceğim ama şöyle bir tasarım kafamda oturtmak istiyorum. Geçenki gibi olmasın diye. Bunlar acı sos. Bak bunu alta koyabilirim şöyle. Ama o zaman arkadaşlar adet kaç tane alıyor? Adet önemli bizim için ya. Bunu al bakayım. 12 tane alıyor. 12 tane alan ürünlerimiz şunlar da var. Abi acı sosu acı sosu aşağı ikili koyacağım arkadaşlar. Ketçap menüsü üçlü koyacağım. 3'e 3 üç, e ikili, ikili, Yani bir raf eksik olacak. Bence bir raf göze batmaz. Ee, geç burayı doldurdum mu ben acaba şu an? He doldurdum ha. Bundan sonrakileri depoya koyacağız. Şimdi depoda yeni gelen ürünleri acı sosu buraya koyuyorum. Ee, bu ketçabımız. Acı sos koyduk oraya inşallah bu arada ya. Bu ketçap. Şunları ketçapları şöyle aşağı doğru düzleyeyim de. Tamam. Diğer ürünleri getirip koymasın. Fiyatları ayarlayalım. 3 virgül ona satayım ben bunu. Hiç para kazandırmıyor ya. 3.97'ye bunu almışız. 4.05'e satayım. 6-7 kuruş eder. Üste çıksın biraz para kazanalım. Bak bu pahalıymış mayonez. 10,27 de mayonezi satayım. Her şeyin fiyatı tamam mı? Tamam. Bu ürünler tamam. Şimdi derin dondurucu ürünlerimiz var. Onları bir halletmem lazım. Şu ketçabı bir koyalım yerine. Burası ketçabın yeri. Yine şurası da ketçabın yerini. Ya işçiler yerleştirsin ya ben niye yerleştiriyorum? Arkadaşlarımıza onun için ücretlerini ödüyoruz. Sigortalarını yaptırıyoruz. Yemeklerini şey yapıyoruz. Rahat rahat çalıştırıyoruz yani. Bu antidikot olayı ne? Ha, bu da yeni gelen ürün ya. 32'li bak bu çok iyi. Buna bayıldım. Bu bir dursun. Bu dursun. Bunun fiyatını ayarlamadık bu arada arkadaşlar. Bunu bunun gidip fiyatını ayarlayalım. En alta koyayım ben bunu. İkili koymuşum değil mi? Tamam. Buraya da bunlar gider canını yerim ya. Şu şu bak şöyle olsa hepsi daha ne? Oğlum bundan var ki. Yeti geldi. Nerede diyorum bir ürün bir, bir tanıdık geliyor bana bir yerden. Bunun 7 burası arkadaşlar. Bak şurada bir yerde var. Ee, nerede nerede nerede? Aha şurada. <laughs> Bu dükkanda olan bir şey. Ben olan bir şeyi tekrar almışım. Yokmuş gibi. Bunu çöp atıyorum. Eksildiyse bunların yerine koysak daha mantıklı olabilir. Şu buraya. Bu iptal oluyor. Şunu iptal etiket, etiket iptal ediyorum. Bunun yeri. Bakın aha burası. 170 tane almışız ya Allah kahretmesin. 4, 4 tane de yeni aldım. Ben buna gittim 2000 dolar para bağladım ya. 4 ürünü. Buraya koyayım da. Ne, 5-6 gün oynamam lazım ki anca 5-6 günde ben bunları satayım arkadaşlar. Mayonezlerden devam edeceğim. 5 ürün mü açmışım o zaman ben şu an yeni şeyde yeni etiketle birlikte. Şimdi arkadaşlar elimizde 3 kalem ürün kaldı. 3'ü de buzdolabı istiyor. E, şunlar hep büyük koli. Büyük koller büyük sıkıntı kardeşim. Hiç hoşlanmıyorum büyük kolden. Büyük koli çok yer kaplıyor. Acaba şu dükkandaki e, buzdolaplarında durumumuz ne mesela? Bu çabuk biter 12'li. Bunu bölmeyelim. Şu pizza yani bu da çabuk biter bence. Tavuk zaten durmadan dakika başı bitiyor tavuk. Abi yeni yani şuraya sıkıştıracağım rafı ya. Şey buzdolabını. Şunu hocam biraz geri alsam bunu alabiliyor muyum şöyle geri, iyice geri alsam. Aradan geçebilir miyim? Geçiyorum değil mi? Tamam. Şöyle bunları iyice üst üste yiyeyim de biraz götürebilirsem ileri götüreceğim. Şöyle ileriye doğru götüreyim. Benim bir yeni alan açmam lazım dükkandan ya. Ee, yönetim, büyüme. Büyümeyle işimiz yok. Toptancı, mobilyalar, buzdolabı. 2, 3 tane alayım. Yetmez muhtemelen yerim ama 3 tane alayım ben. Şimdi kanka Dışa Dükkanın önüne de koyabilmem lazım aslında bundan. Bak şuralara koyulabiliyor. Şimdilik idareten. Dükkanın bir şekli şemali belli olana kadar şuralara koyacağım. Yani yerim dar geliyor arkadaşlar ya. Lisanslara. Adamlar geri çok zor, çok pahalı yapmışlar. Artı çok az açılıyor yer. Bu da güzel değil. Ben bir tane ürün koysam buraya bir günde biter. Ne, ne bir günü? Öğlen biter ki. Akşama kalmaz yani. Bir koli ürün yerleştiremiyorum bak şuraya. Buzdolapları çok kullanışsız. Hoş değil yani. Ee, şunu da şuraya koyayım. Çok sıkış tıkış oldu dükkan ya. Ha, çok ürün var. Çok düzenli ama sıkış. Tıkış birazcık. Hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Ee, bunu da buraya alayım. Bu kaç tane alıyor mesela? Bak buna 16'lı. Bu dursun eli tek kalem yapabiliriz burayı. 16'lı. Bir de şu dondurmayı alayım. Dondurma. 12'li, 24'lü. Tamam bu böyle olabilir. Hani yer sıkıntımız olduğu için. Onu öyle yapabiliriz. Bunu şöyle köşeye doğru alayım isterseniz. İyice bir çıksın. Şunu da şöyle atayım buraya doğru. Ee, şimdi bunu da kapatayım. Bunu arkaya doğru içeri atayım. Bunu biraz daha arkaya alayım şöyle. Bunu bir arkaya alayım. Bundan sonra raf almam herhalde. Sürekli buzdolabı falan alıp dükkanı bunlara göre ayarlamak lazım. Bak bunu ortaya koysam. Arayı biraz açıp burada değerlendirebiliriz arkadaşlar ortaları. Tamam şimdi böyle, böyle bir dursun ya. E, şunları depoya atacağım. Buraya atabilirim. Biraz fazla almışım sanki bunları ya. E, daha küçük koliler sanmıştım. Dondurmayı büyük kolide beklemedim açıkçası. Şu donmuş pizzam. Bu da hemen bunun yanına gelsin. İkişerli raf yapalım. Çok yer dediğim gibi artık dükkan büyüdükçe yerimiz daralıyor. E, şu pizzaları şuraya depo stok yapayım şöyle. Buradan eks eksildikçe oradan alıp veririz. Ekstra yeni ürün almayız. Çünkü bayağı bir ürünüm birikti de. Bunu da alayım şöyle koyayım. Bunlar tamam. Şunlar neydi? Bunları yerleştirdik mi içeri? Dondurmaları. Bir bakayım hele üstüne alıyor mu acaba? Yok. En fazla 24 tane alıyor. Dondurmayı da bu dörtlü oluyor muhtemelen. En üste koyalım arkadaşlar. Dördünü birden koyayım. Üç tanesini. Eksildikçe etiketleri silerim. Hatta şunları da aynı yapayım ya. Yaş onlara yer yok. Doğru ya. Şu ürünler bitmiş mesela. Üç torba patates alalım. 2 tane makarna alalım. Çayımız 3 tane var, gerek yok. Kahve, kahve biraz bitmiş. O kahveleri komple bitirsinler. 3 tane kahve var, 3 üç paket. İçinde 11 on, on tane var görünüyor. Abi patates, şu an benim kırmızı çizgim. 3 tane. E ee, tavuk var. Kağıt tavuğu bakalım. 3 tane kağıt tavuğu. Kağıt tavuğu 1 2 3. Bu arada sahur geçiyor mu oğlum? Sahur. Dur. Aa! 4.20 olmuş. Arkadaşlar, ben bir sahur yapıp geleyim en iyisi. Gençler ben geldim selamun aleyküm Dükkanda adeta ürün kalmamış arkadaşlar Hiçbir şey kalmamış ama gene de açacağım Akşama kadar idare eder diye düşünüyorum Birkaç eksik parçamız var onları halledelim Yarın da yeni bir lisans açalım Şöyle güzel oldu ya idare eder ya ya ne yapayım arkadaşlar şunu da yarı yarıya bölemem ya yani Pizzalar burada bunu Bunları bir güncelleme getirsinler dediydim ben ama Getirirler mi bilmiyorum Siz, Sizler de yazın arkadaşlar Oyunu satın alan oynayan arkadaşlar yazsın ki gün güncelleme getirsinler. Getiriyorlar gerçekten yani. Önemli. Zaten şu an beta aşamasında olduğu için çok normal. Şimdi patatesler gün içerisinde çok bitiyor. Ee, o yüzden 3 paket patates aldım. Onun dışında makarna 2 alayım. Kahve almayayım. Makarna alayım bitti şeyden. Makarna şu mavi makarna var ya. Bunlar 2 tane. Ne oldu oğlum? Ne eklemişiz başka? başka? Ha, tuvalet kağıdı, patates torbası. Şunu 3'e düşüreyim geri. Onları sonradan eklemişim demek ki. Şöyle bunları bir ekledim bakalım. Tuvalet kağıtlarıyla başlayalım abi. Şu köşeden başlayayım. Müşteriler gelsin satışlarımızı yapalım. Paralarımızı kazanalım inşallah tabii. Güzel güzel. Bir duruma göre bakalım. Bir gittim 4.20 4.50'de geldim. Yarım saat yokum. Video bir saati geçmiş ama tabii yarım saatini komple keseceğim Selamın Selamun Aleyküm. Müşterilerimiz gelmeye başlamış. Şu dükkanın şu yeni ortadaki düzen şeyine olayına alışamadım arkadaşlar ya. Çok beğendiğim bir düzen olmadı yani. 91 dolarla açılışı yaptık. Bugünün ilk satışı. Şöyle 91 dolar civarında sushi satıyoruz ve buna paldır muhtemelen. Oo 78 dolar. 4 parça ürünü 78 dolar ödedi adam içine oturmuştur. 1 2 3 10, 20 30. Orada sushi çok tüketen var mı? Güzel oluyor mu? Bunlar az önce sattıklarımız büyük birimli sushi'ler olarak geçiyor. Ne oluyor oğlum? Adama var ya. Dünyanın parasını verdim yemin Yanlışlıkla 20 sent yerine 20 dolar para verdim adama. Tabii geri aldım da. Bazıları büyük bazıları küçük dilimlenmiş sushi'ler olarak arkadaşlar satışı Şu küçük mesela. Yerleri büyük ama aynı ikisi de sushi. O da sushi bu da sushi olarak satılıyor. 115 22. Bol para kazanalım daha dükkanı büyüteceğiz. Ondan da öncelik öncesi bir tane lisans alacağız. 2, 10, 20, 30, 40. At 50 vereyim ya. 2 kuruşun hesabını yapmayalım. O kadar alışveriş yapmış. Şu dana şeyi. 2 parça ürün 30 dolar. Şöyle 5, 15. Akşama kebap yapacak abi mangal tek başına. Arkadaşlar bir içeri kadar gittim geldim de birazcık sıra olmuş. Müşterilerden öncelikle yani sizlerden özür diliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın geldim. Selamun aleyküm öncelikle. 10.50. Ne oluyor? Ne oluyor? Zeliş ne oluyor? 10.50 ilk müşteriden çekeceğiz arkadaşlar. Buradan kaldığımız yerden devam. 57.72 ikinci müşterimiz. Üçüncü müşterimiz 11 dolar. Yani ha bunları ben artık fiyat olarak geçmeye bile utanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? 35 dolar. Üçüncü. Oğlum nazar mı oldu acaba? Ne oldu ki? Böyle bir böyle bir keskin bir düşüş olamaz ya. Tamam tekrardan toparladık. Antrikotlarla falan tekrardan. 123 gitmiş beşe. Fiyatımız güncellendi. Ya daha, doğrusu satış bedelimiz güncellendi. Fiyat zaten aynı. Bunları da geçelim. 10.5 Bu adamdan 3 dolar kazandım abi. O az önce aldığı ürünlerin tanesi Üç, şey tane başına 1 dolar kazandırıyor 1 dolar 18 cent Bence çok kötü ya şu güzel para kazandırıyor bunu da almıyorlar niyeyse bilmiyorum yani bunlar Yasada çok tutulma tutulmayan aaa bu ne Burada, burada ne işi var ki arka düzlerken buraya da mı düzlemişim Allah Allah nasıl oldu bu ya Bunları bir alayım el arkadaşlar Arka taraf böyle boş olunca böyle ufak tefek hatalar olabiliyor Bunları geri buraya koyabilirsem iyi olur ama Başka da yer kalmayacak gibi. Bu bir burada dursun ben bunu gene yerine yerleştireceğim ya. Geldim abi. Onları çünkü oradan geçirmek istiyorum. <laughs> Para üstü olmaksızın e, satışımızı gerçekleştirdik. Yarınki ürünlerde neler var? Yarın yeni bir lisans daha açayım diyorum. Yönetim. Lisanslar. Lisans da iş yükümüzü artırıyor. Aa, alkoller geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 çeşit alkol geliyor. İkisi cips ve humus da onun yanında ekstra şey olarak geliyor arkadaşlar. Alkol mez mezesi olarak yapmışlar sanırım. Şunlarla işim kaldı mı acaba ya? Bunlarla bence çok işim kalmadı. Bunları biraz artık atabilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Birkaç tanesini en azından ayağımın altı açsın. Gene bir, az önceki gibi lazım olanlar oluyor da. Hepsini olmasa da birkaç tanesini arkadaşlar. Böyle elimin altından alacağım. Bak bu, bu lazım olur diye düşünüyorum. Bak bunları var ya. Dur. Bunları şu köşeye atayım abi. Şöyle. Arkadaşlar. Aynen aynen aynen. Hem adetlerini de bilmiş olurum. Böyle bunu da atıyorum. Şöyle 2. Bakalım kaç tane neler var. Bu sanki farklı bir boy gibi duruyor. Aynı boy mu? Aynı boy aynı boy gibi duruyor değil At gitsin abi. Artık şansım hangisi denk gelirse. Şu küçük kutu bu çok fazla lazım oluyor. Bu ne, bütün neredeyse bütün ürünler ürünlerde kullanabiliyorum. Şu derin kutu Uf, Un tarzı ürünlerde kullanıyorum bunu. Ee, şurada gene derin kutu var. Bunu çöpe atayım bence direkt. Şöyle son bir tane de kutum var. Orada şunu da alayım. Yeri arkaya bırakayım. Bu da ince küçük kutum. Bunların birinde iki farklı bir ürün varmış. Ha şurası arkadaşlar. Bak bunlar ince geliyor. Şura kalın geliyor. Şu yumurtalar farklı tip. Yorumlara bir arkadaş yazmış da orada, oradakiler farklı diye. Bunun kutusu şu olabilir mi acaba? Buysa değiştireyim. Bu değilse yapacak bir şey yok. Aynen buymuş abi. Bu olabiliyor. Bunu şöyle kapat. Etiketini iptal et. Tamam hocam sıkıntı yok. Bunu e, kapatayım mı yumurtayı? Kapatayım böyle koyayım abi. İşte bu tarz muhabbetlerde yumurtalar vesaire bu kutular yumurtalar diyorum kutular lazım oluyor arkadaşlar. Onun yerine de şu malzemeden koydum ince yumurtadan doğru değil mi? Aynen altı üstte koyabiliyorum tamam. Bunu da yine şu köşeye doğru atayım belki lazım olur ufak tefek şeylerde. Çünkü daraltmaya gidiyorum bazı yerlerde ondan dolayı. Yeni güne geçiyoruz 58 gün 3000 dolar evet. Yani 1500 dolar eksik. Toz şeker, yumurta, dörtlü ve süt. Toz şeker, yumurta, süt. Dörtlü şu. 2,60. Ee, toz şekerimiz hemen burada olması lazım. 11,40. 13,60. Müthiş zamlanmış. Ee, toz şeker, yumurta. Diğeri de süttü. Doğru değil mi? Doğru hatırlıyorum. Süt neredeydi? Sütü bulamıyorum. Sütüm de burada. 2,10. Yok süt değil. Demek ki başka bir şey. Gözden kaçırdım. Bir bakayım şeyden, tablodan. Arkadaşlar süt ama altılı sütmüş yanlış süte bakmışız. O aklıma gelmedi az önce. 6'lı süt 10.58 bu güzel para kazandırabilir artık. 10,65'e de bunu güncellemiş oldum. Tamam işçilerimiz yerleştirsinler biz yeni bir lisans daha açalım. 7800 dolar paramız var para da iyi kazanıyoruz sanki bana öyle geldi artık aa faturaları ödemeyi unuttum 2 tane faturamız var. Ee, yeni lisansı da alayım şimdi yeni lisans bira lisansı birazcık Bizi bir ay uğraştıracak. Abi vodka, humus, cips, bira, 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 bira. Ne kadar çok bira. 7, 7, 7 kalem ürün gelmiş arkadaşlar bize şu anda. Mesela şunlar ne ürünü? Bunlar normal bira olarak geçiyor. Şu en alta bu biraları koysam. Yani bunları arkadaşlar şey için koyacağım. Sırf oyun ilerlesin diye koyacağım. Buraya koyulmuyor tahmin ettiğiniz üzere. En alta koysam kaç tane koyulur bir rafa? 15 tane koyuluyor. Buraya en azından ama içecekleri de ayrı bir yerde yapmak istiyorum ya. Yani bu kadar da şey olmasın. iteleme olmasın istiyorum. Ama burası da olmaz ki. Şuraya yapayım abi. Şuraya içecekleri koyayım. Sütlerin yanına bir Ramazan ayında böyle şeyler yaptırmasalar bana daha iyi olur aslında. Şimdi bu e, bardak galiba. Bardakta bire gibi sanki. Aa dur. Bu cips mi? Bu buraya gider arkadaşlar. Dur bakayım burada yer var mı? Burada yer yok. Bu neyse buraya koyulur. Aha. Oo, bu ürünler çok iyi. Üst üste 18 tane koyuluyor. İki raf bana fazlasıyla yeter. Şu aldığım ürün için. Bu neymiş abi? Bu da şuraya. Bu tozu galiba ya. Abi buna yetmez işte. Buna arkadaşlar. Ee, bu ne bilmiyorum ama. Şunu iptal edeyim. Şu, şunları da koyayım. Bunu tekrar şuraya geri koyalım. Bu ürün neyse bundan biz benim aşağı doğru en az 3 tane hatta 4 sıra. 4 sıra yapmam lazım bu kalın şişeden bu neyse. Bu neymiş Doritos cips. Şimdi 2 tanesi normal olacak ya. Şöyle diğer 2 de cips koyabilirim. Cips ne çabuk doldu ya. 8 8 16 tane de cips sığıyor. Cips de birazcık az olacak gibi ama dediğim gibi sıkıştırmaya devam edeceğim. Yoğurt buraya koyulur mu bilmiyorum koyulmaz. Bir, humus. Humusu şu en alta koyayım. Şuraya. Bu şu şekilde. Bu bitti mi? Boş değil mi? Aynen bu boş kanka. Bunu atıyorum çöpe. Bunların fiyatlarını ayarlamadık bu arada. Bu da diğer içeceğimiz. <laughs> Bunu da şuraya yerleştirelim. Bunlar iyi bak. Bunların çok fazla hani genişliği olmadığı için rahat sığdırabiliyorum. Şu birazcık daha ağır bir içeceğimiz. Aa dur. Bunu açık rafa istiyor. Yani Burası 4 desek şuraya koyabilirim. Vallahi arkadaşlar çok ilginç bir e, olaya doğru evriliyor <laughs> bizim şu anda oyunumuz. <laughs> Şunlardan birer tane daha alacağım. 2 3 2 ta 2 aldık mı? 2'yi ne aldık? Humus. 3 4 5 6 7 8 şöyle 9. Tamam. Bu şekilde yeterli. Dükkanı açayım açmadan önce tabii fiyat etiketlerini aktif edeyim. Bu 12 12'den satılıyor 12,20. Ee, şu ürün 26'dan satılıyormuş 26 38'den 26 45'e satabilirim. Ben bundan 4 dolar mı kazanacağım şimdi? Abi şaka yapıyorsun ya. 11,83 11,90. Niye bu kadar öldürdünüz ki kar marjını? Ben anlamadım. 5,60. Cips'ten 2 dolar kazanıyorum, şundan 4 dolar. Bunu 30'a satıyorum, bunu 5'e satıyorum ya. Ne kadar orantısız bir kazanç söz konusu? 3,05 1 bu da 4,30. Yani ben para kazanamam ki böyle satarlarsa. Open yapıyorum arkadaşlar. Ürünleri bir yerleştirelim. Şu şişko ürünleri. Şöyle şuraya bir düzleyeyim öncelikle. 6 tane olan. Buraya da aynı şekilde düzleyeceğim. Şu dördünü zaten şişko ürün yapıyorum. Bu neymiş acaba ya arkadaşlar? Bu ne olduğunu bana bir söylesenize. Bu bardak olarak mı satılıyor? Bu tozu herhalde ya. Kıça ile satılıyor bu. Tamam tamam tamam. Şimdi olayı çözdüm işte. Bu buraya. Raf'a yerleştirilecek güzelce. Tamam bu da okey. Bir şeyler gelmeye başladı. Şu neyimiz? Bu normal e, az öncekilerden. Şuraya. Bunlardan biraz daha almak lazım ya. Depoya da koymak lazım. Ya da depoda boşalan yerleri ikiye bölmek lazım. Çünkü artık hepsine ürün sanki bir tık yerleştiremeyeceğim gibi hissediyorum arkadaşlar ayrı 4 yaptıklarımızı ikiye bire düşürmek lazım gibi geliyor. Şunu da şuraya atalım. Humusumuz en arkaya gidiyor yerine gidiyor. Buraya gelecek. Aa bura doluymuş zaten. Bunu kapat. Bunu şöyle şuraya doğru fırlatayım ben. Onu içeride yerleştiririm. Bu Doritos cipsimiz. İki rafımız var. 8-8-16 tane. Ekstra açmaya gerek var mı raf ya? Bunu da atayım gitsin şuraya. Benim kasaya birazdan geleceğim. İnsanlar iyice bir biriksin. O da az önce aldığımız şişemiz, ekstra şişemiz. O da bura, buraya geliyor. Şimdi yeni gelen ürünler nasıl oldu arkadaşlar? Burası yanlamasına ikişer bölme içecek oldu. Soda diyelim biz bunlara. Sodalarımız burada. Arkaya doğru geliyoruz. Burada cipsilerimiz var, fıçılarımız var. Şunu aldılar mı? Bu da elimde kaldı, patladı burada. Kimse almıyor. Burada e, değişik böyle e, maden suları, <laughs> maden sularımız var arkadaşlar. Satışlarımız oradan tamamlanıyor. Yaşarı kötü örnek olmayalım. 19.05 Bunları da şöyle geçeyim abi. 102 dolar ne aldın ki sen? 97 para üstü ödeyeceğiz sana. 90. 97, 98 abi bendensin. 15 cent benden. Hediye. Şimdi arkadaşlar şu unlarımız var ya. Şimdi ben ikişer tane un alacağım. Üst taraf iki farene iki şeye düşüyor. Un olarak. Teker ürüne düşüyor yani. Un diyorum. İki tane farene iki tane normal un. Şöyle bunları bir alayım. Bunlarımız artık tekli sisteme geçiyor. Maalesef dükkan darlığından dolayı. Hatta bunu aşağı indireyim. Şöyle şu üründe onun yanına koyalım. Tamam eksildikçe e, yenileme taktiğiyle artık serverimize devam edeceğiz. Eksildikçe koyacağız üstüne. Bunu da buraya koydum. Şimdi iki tane boş yerim açıldı. Bu yeni ürünlerden ben biraz alayım. Çünkü... Bazıları sanki sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalemde. Böyle şunları alalım. Mesela oraya birbirine benzer iki kutu. Şu bir. Bunu kapat bir. Bundan içeride de var bir tane. Şu da iki. Tamam bu ikisi yan yana koyulur. Yani şu bardak olayı artı bir de cips olayı arkadaşlar. Şöyle yan yana koyulur. Şekilleri de biraz benzer de olsun yani rastgele de koymayalım. Şu ikinci cips olayı. Bir de bardak vardı dışarıda. Bardak. Ha, bardaktan bir tane aldık. Tamam sık sıkıntı değil. Öğrendik yerini. Şurada arkadaşlar mayonezimiz var. Mayonezler ince uzun kutu. İnce uzun kutuda benim neyim var mesela? Bu kalemde ince uzun ürün açılmamış. İki tane böyle küçük ürün açılmış arkadaşlar. Şimdi sütü de şimdi suları birleştireceğiz zaten. Şu elma sularının olayını. Su, sular gibi yapacağız. Bunlar bir rahatlasaydı. Şu kokpitleri muhtemelen şöyle birleştiririz. Şurada da mısır gevrekleri var. Şu spagettiler de aynı olur. Şimdi şöyle yapalım. Şu kokpiti şuraya alayım. Arkadaşlar. Yanına da mısır gevreği gelsin. Tamam mı? Burada da sıkıntı yok. O şekerlerin yeri zaten ayrı birer birer. Şunlar sushilerimiz. Bunlar zaten birerli. Tamam şu anki hali güzel ya. Temizleyiciyi bölebilirim. Makarnayı bölebilirim. Ya yani yetiririm ya. Ürünler bir iyice bir bitsin de. Şunları bir satalım önce. Ürünler bir satılsın arkadaşlar. İyi bir para kazanalım. 38,85. Gel abicim. Buyur. Gel 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 gel. Hızlı hızlı. Sana 46 ödüyorum. 20, 45, 46, 74. Şöyle 75. Buyur abi. Bu neyi AI yazıyor. Adı Eray olanlar AI'den bol bol alacak gibi duruyor. 141,35. Şu ablamıza ne kadar veriyoruz? 50. 1.55 Böyle geçelim. Bunları da güzelce ne? Işığı biraz geç açacağım. Ya açmayayım ya. Fatura kaç kaç kuruş geliyor ki? Aç kardeşim faturayı. Geldim hocam. Bekliyorum müşterilerimi. Gel abi. <laughs> Gelmezsen gelme abi. Bazı ürünlerden aldım. Şu ürünlerden aldım arkadaşlar. Var mıydı bilmiyorum aldım ama. Ee, var gibi duruyor. Mesela bunu da. Zaten 4 kalemmiş. Bunu biraz fazla almışım. Buraya koyayım ben şöyle. Bu ürünler, bu yeni ürünler değil. Eskilerden aldım ben. Dondurmalarımız da burada. Bunlardan varmış aslında. Ben niye abarttıysam. Hep de bir de üçer tane falan aldım var ya. Bunları bitirmek de mesele. Ay bu büyük koli. Bunu şimdilik şuraya koyayım. Çünkü bu ürün kesin eksilir. Patatesi de ikiye bölebilirim arkadaşlar. Bu ürünün yeri var mı? Varsa neresi? Sanki burası gibi duruyor. Ya da farklı bir şey mi ya bu? Evet arkadaşlar son ürünleri de getirdim. Ya ketçaptı mayonezli vesaireydi. Bunlar bitiyor. Hani baya bir elimizin altında. Oo, azalıyor diye onlardan birazcık yenilemek istedim. 28,20. Geç abicim. Şöyle size ne kadar ödeyeceğiz? 5 kuruş ablacım. Yine bekleriz. Her zaman bekleriz hatta. Şöyle şunları da geçelim kardeşim. 93 dolar Allah bereket versin. Abim de baya bir ürün doldurmuş. Abi senden de 85,95 çekeceğim. Şöyle şuraya da geçelim. Abla sen sana 44 ödüyoruz. 20, 44. Şöyle 10 cent. Gel, gel ablacığım. Tuşiler, muşiler. 91,86 da sana ödüyoruz. Abla şu masanın içine giriyorsun. Ya içimize düşüyorsun ya. Allah Allah. Bunları da alalım. 32,75 de bundan çektik. Gel kardeşim sen de. Senden de <laughs> adam tüp almış tüp. Bir raf değil bu tüp. Tüp anasını satayım. 117 bir 170 mi? 170 dolarlık alışveriş. Para üstüne 30 30 ödüyoruz sana. Gel abi. Sen de gel şöyle. Tamam bu da geçer. Sana da 69,29 öderiz. Tamam şimdi arkadaşlar depo. Şimdi gördüğünüz gibi birazcık dolu. Bazı yerlerde. Şuralarda eksik ama bazı yerler dolu. Ondan dolayı şurayı eritmek için bir gün daha oynayacağım ben. Bir gün daha oynayalım. O sırada mesela bazı ana ürünler eksildi. Neler onlar? İki tane bundan, iki tane bundan. Yani Altılılardan var ama bunlar eksildi. Mesela mısır gevreyi, İki tane bundan, iki tane bundan, iki tane bundan. Böyle. Yani bunlardan şart makarna mesela makarna, toz şeker. Bunlar hep eksildi bunları almamız lazım. Gün bitti. 57 müşteri var ve 4200 dolar para kazanmışız. Ton balığı, koyu kahve ve bira. Ton balığı, kuyu kahve, kuyu kahve şu mu oluyor acaba? 977, 9,85. Ee, bira şuydu galiba bunun fiyatı değişti. 2,7. Daha dün aldık hemen bugün zarar edeceğiz. Fiyatı düşmüş. Ton balığı da burada. O da 7,32'den 7,10 sente düşmüş. Tamam şimdi şöyle şu elemanlar biraz yerleştirsin. Biz şu ürünleri bir satın alalım. Ürünler bir gelsin. Onun haricinde mesela arkadaşlar şeker gibi Yağlar falan vardır. Onlarda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kahve gibi. Yumurtalar bunlar da vardır herhalde. Yani çok sıkıntı yapan ürünler değil bunlar. Makarna. Bu önemli. Kekler var. Bunlar altılı ya. Altılı olanları pas geçiyorum. İçecekler var. Süt mesela çok satılmıştır bence. Artıcı iki tane. Bunları böyle bir basit ürünleri bir sipariş geçelim. Temizleyici. Bulaşık deterjanı. Tuvalet kağıdı. Yani satılmazsa olmaz ürünler bunlar. Böyle bakıyorum. Başka neler olabilir? Tavuk. Bence tavuk da kesin satılmıştır. 3 tane bile alabilirim. Tavuk. Şişe su. Bir tane alayım. Şansımı deneyeyim. Ya da denemeyeyim şansımı. Eksikse alayım. Mavi sudan bitmiş. Mavi değil mi bu? Sağdaki mavi. Doğru mu okuyorum? Aynı. Yok kırmızı. Su. Normal su. Aşağıda bir yerde de e, mavi su var. Kırmızı su var. 2 tane. Direkt şuradan baksam. 2 tane bunu alsam tamamdır. Bunları bir yerleştirelim yerlerine. Bunlar bir götürülsün dağıtılsın. Oğlum bunu yerini değiştirdiğimiz için bundan yok görünüyormuş ya. ya şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun ya. Neden böyle yapıyorsun ya. Mısır gevreklerimiz bitti. Şu iki tane sarı mısır gevreğini yan yana sağ üstte alıyorum. Artık bunları daraltma zamanı. Şu etiketi boşa çıkardım. Ton balığının şu etiketini de boşa çıkardım arkadaşlar. Şimdi ton balığının yanına burada benim ona benzer bu, bunun yeri belli zaten üstte. Yeri olmayan ürün, şunun yeri yok abi. Ton balığıyla da aynı büyüklükte bir kutu. Ton balığının yanına bunu koyarım abi. Her türlü gider. Şu pizzamız yanına patates kızartmamız var. Patates kızartma pizzadan elimde sanırım yok. Şöyle bir bakayım. Şurada olabilir mi belki yok arkadaşlar. Bunlardan elimizde kalmadı. Taze bitti. Mısır gerekleriyle düzenlemeye devam ediyorum. Şurası bir. Şu kahvemiz. Kahvemiz birinci sıranın sonundaydı sanırım. Evet burası. 3 kolu vardı bitmiş sonunda. Şu diğer mısır gevreğimiz. Burası şöyle. Mecburen birerliğe çeviriyoruz. Şu farine unumuz. Farine un burada. Bunlarımız da bitmişti. Şu normal unumuz. Mesela oyuna şu güncelleme de gelebilir bence arkadaşlar. Yani benim şahsi fikrim. Şimdi oyun ilerledikçe bu koliler atıyorum onlu ya. Bu kolilerin hani 20'lisi 30'lusu gelebilir. Oyunu daha böyle oynanılabilir kılmak için ufak tefek güncellemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Şekerimiz aha burada. Yerine yerleştirelim. Tavuğumuz arkadaşlar yeri hemen sağ kolumuzun üzeri. Tavuk. O artıcıya benziyor. Aynen koskocaman dikdörtgen kutu. Şurası artıcı yeri. Devam ediyorum hocam. Bir artıcı da hemen onun yanına var. Buralar zamanında yerimiz bol hep dörtlü yaptık. Şimdi yer dar olduğu için ikiliye çeviriyorum gittikçe. Zaman geçtikçe. Burası gene tavuk bölümü. Biraz bunları yerleştireyim. Ben bekleyeyim. Ürünler yerleşsin. Bir gün daha oynayalım. Gençler dükkanı tekrardan açıyorum. Bakalım nereleri, nelerleri, nelerleri yerleştirdiler. Evet genel olarak ürünlerimiz tamam. Şu isterseniz bunu ben yapamayacağım. Getirip bunu ketçap yerine koyayım. Kendileri yapsın. Çok daha iyi olacaklar. Dükkan dolu arkadaşlar. Şimdi amacımız ne biliyor musunuz? Şurada bizim eksilen ürünlerimiz var ya. Bu eksilen ürünleri birbirleriyle çiftleştirmek. Birbirleriyle aynı yerlere koymak. Şu şuraya geçiyor. Bunun etiketi kalkıyor. E, gazoz buraya geçiyor. Bunun da etiketi kalkacak. Sular burada zaten tekli tipten. E, portakallar burada. Şu, şu şey, toz şekeri buraya getirmişler. O yanlış gelmiş. Bu buraya gelecek. Onu sanırım ben de yanlış koymuş olabilirim. Hatırlamıyorum. Şimdi amacım şu portakalları da buraya indirince arkadaşlar. Portakalı elmayı buraya tek sıra yapınca. Benim şurası boşalıyor. Ben oraya aha, bu yeni ürünlerimi düzleyeceğim inşallah. Şu an yeni ürünlerimi bir yere sığdıramadım çok doğru düzgün. O yüzden e, hani önüm iyice bir açılsın, önümü rahat rahat göreyim diye ekstra bir şey ürün almıyorum şimdilik. E, buralarda zaten tek tip kullanmışız. Hatta şunu bile bence şöyle bir yapabilirim. Bunları şöyle iptal ederim. Ne, ne dersiniz? Olur değil mi? Olur ya. Olur olur. Clean dişi şu köşeye koyarız. Hemen üstüne temizliği atarız. Ha, temizlik, bulaşık deterjanı, sabun, şampuan. İki tane tuvalet kağıdı, iki tane de artıcı. Böylece benim burası komple boşalıyor. Şimdi ekmekle şey hiç yok. Makarna hiç yok. İki makarna, iki ekmek alayım. Bunu bu köşeye düzleyelim. Tam da <laughs> temizlik eşyalarının yanına. Ekmek. Şöyle. İki ekmek. Aslında bunu var ya şuradan bile alabiliriz ya. Bazı şeyler için teker teker isim yazmaya bence gerek yok. Şunları şöyle alayım yerine yerleştireyim. Elemanlar hem bir yandan bunları düzlesin. Burada dükkanımda olan ürünleri hiçbirinden almayacağım arkadaşlar. Sadece böyle hiç olmayanlar varsa işte onları tespit edip onlardan almaya çalışıyorum. Yani siyah toz şekerim de yok. Kahverengi toz şekerim. Ama bugün atlatacağını düşünüyorum ben. Tamam şu an çok daha düzenli ve disiplinli bir bölge oluştu. Şey de yapalım isterseniz. E, bunun yanına gaz... Neydi bunun adı? Gazozlar. Bunun hemen yanına portakal suları. Ortakalları altına devam ettireceğim. Şimdilik şimdilik ettiriyorum. Eksildikçe bunları kaydıracağım. Şunlar da arkadaşlar elma sularımız. Tamam, i̇nşallah bunlar hızlı biter de. Eski etiketleri iptal edeyim. Şurada sütlerimiz olacak. Bunlar yine bunların yanına gelecek. Şimdilik yanına koyayım da şöyle arkadaşlar. Bittikçe alacağım. Yani gözümün önünü bir görmem lazım. Sularımız burada. Şunlar burada tamam. Şimdi hocam burada. Bunlar var unumuz ne durumda unumuz daha bitmemiş o yüzden hiç ellemiyorum burayı İyi, akşama kadar bitsin Dükkandaki müşterilere bakalım Bu arada iki günde fatura ödemiyoruz Bir de fatura ödersem Artık iyi olur Adamlar ne kadar fazla para alacaktık yanlışlıkla 400 dolar alacaktım Fazladan Şöyle sana 5 6 7 Şöyle 7.75 verirsem Yeterli olur Senden zaten direkt kart geç. Kartta yanlış çekme hatamız yok ama Diğerini diğerinde yanlış çekebiliyorum. Şimdi faturaları bir ödeyeyim hocam. Yönetim, faturalar. Şunu bir öde, şunu bir öde. 185 lira fatura gelmiş ya. Bankalar tamam. Ee, şöyle arkadaşlar, yönetim depo yeni depo alanını alabiliyorum. Bir sonrakini alamıyorum ama bir tane depo alanı aldım. Nere açıldı bende? Buraya açıldı. Şurayı da açayım. Bunları rafları en arkaya doğru kaydırayım. Ona göre yeni bir düzen yapalım. Ya da a dur. Uzun da mı yapsam acaba rafları? Böyle ama öyle çok kafam karışır ya. Her şeyin yerini unuturum. Daha verimli olur alan, ama her şeyin yerini unuturum. Evet evet. Bu adama 250-62 ödeyeceğiz. Aha şöyle dolu dolu alışveriş yapın ya. Biz alışveriş yaptıkça biz keyfe geliyoruz. 199 rekora gidiyoruz arkadaşlar. Bugün yarın iyi bir rekor gelir diye düşünüyorum. 2 11 tamam. 2662 dolarım var. Şu yeni depoyu da açayım. Ha 950 gerekiyormuş. 650 diye düşünmüştüm. E, depoda kira ödemediğim için depoyu sonuna kadar açabilirim diye düşünüyorum. Ya kafam karışsın. Her tarafı karıştırayım. Baştan düzleyeyim de diyebilirim ya. Gelin öyle yapalım. Depodaki ürünlerin hepsini bitirelim arkadaşlar. Öyle yapalım he. Aynen. Hiçbir şey almayalım depoya. Koy kardeşim şunları rastgele. O yanasını satayım. Nerede ne var hiç önemli değil. Koy gitsin şöyle. Hepsini yerleştiriyorlar. Yerleştirsin abi elemanlarımız. Yerleştir kardeşim bunları güzelce. Yeni ürün almayacağım ya. Eksi puan yiyeceğiz biraz. Belki 35 level'e falan düşerim ama. Yani buradaki ürünler bitene kadar ekstra ürün almayacağım arkadaşlar. Bunları böyle rastgele koyuyorum. Bunun yeri yok muydu ya? Vardı sanki. Neyse yeri doluymuş. Koy anasını satayım. Sorun değil. Koy abi. Koy koy koy. koy. Hiç sıkıntı değil. Bunu da koy. Ve her şeyi yerleştirin abi. Tamam mı? Hiçbir, şey hiçbir şey görmek istemiyorum buralarda. Bunu da koy abi buraya. Stakozlardan. Dur o değil. Orada arada 3950'yi geçmişiz. Şunu da alabilirim. Lamba falan da alacağız bayağı abi. Şu köşeleri aydınlatmak için. Tamam abi. Çalışsın abi elemanlar. Bekle abi. 143 dolarım var. Yönetim. İşe alım. Al kardeşim. Depo görevlisini. Al. 3 kişi beraber çalışsınlar. Çalış abi. Geliyorum ben. Kasiyer bile alabilirim yani. Madem para kazanıyoruz abi işçi çalıştıralım ya. Valla işsizlik azalsın yani. <laughs> Geç bakalım. Onlar içeriği komple bitirsin. O içeriği yanlamasına baştan düzenleyeceğim arkadaşlar. Bunları bir geçeyim. 14,25. Gel kardeşim. Birerle bal iyi gider. Güzel çarpar. 50-75. Ben de suşileri almış. Oo, bu adam bu adam tam kafa adamı vallahi arkadaşlar. 95 sent al abi 1 dolar. 250 dolarlık alışveriş mi yaptın sen? Dur geri gel. Heh. Tamam. Az daha var ya adama 1 kuruş ödüyorduk 1 dolar yerine. 99 kuruş bizde kalıyordu. Bunları da geçeyim. Sana 8, 85 ödeyeceğim. Şöyle 85. Gel bakalım. Şöyle geçelim. 37,05 de sana ödüyorum. Tamamdır hocam şimdi yeni aldığım daha doğrusu burada açıkta kalan ürünleri de komple buraya güzelce yerleştireyim. Amacım burayı hızlı bir şekilde eritmek. Bunun devamı şurada vardı. Gördüklerimi hatırladıklarımı koyayım hatırlamadıklarımı rastgele koyacağım. Onu bölüm arasında falan yaparım ben muhtemelen. Bilmiyorum yani o araları bir yerlere sıkıştıracağız arkadaşlar tamam. Bunlar çöpe gider mi? Bunlar dursun belki taşırken içeride lazım olabilir. Buna bir şey diyemiyorum. Bunları şöyle şuraya koyayım şimdilik. Tamamdır canlar. Burası okay to. Müşteri hiç yok. Niye bugün az müşteri geldi? Çok geldi de biz mi fark etmedik? Biraz az müşteri geldi sanki. Baksanıza. Arkadaşlar son 3-4 tane müşterim var. <laughs> Neden böyle masanın üstünde bekliyorsun diye soranlara. Dükkan içerisinde mal araklayan var mı? Çalan çırpan mı? O üçkağıtçıları gözlüyorum. Bazen arakçı tayfa gelebiliyor. Masadan ben de etrafa onlara bakıyordum. Bunları geçelim. 141. Güzel para. Temiz para kanka. Elemanlarımız hızlı bir şekilde çalışıyorlar. 74 cent. Oy. Ben buna bir 5 dolar vermek istiyorum ya. Yani ne olacak acaba diye. 5 XP mi verdi? Bence yani 74 centlik para üstüne 5 verince adamın bize çok teşekkür edip 5 XP yerine 20 XP vermesi lazım. Hani böyle de biz para kasabilmeliyiz bence. Hayrat yapıyoruz yani bir nevi. Yeni güne geçelim. 55 müşteri 4200 dolarlık bir galle çektik. Ketçap, süt ve gazlı içecek. Ketçap, süt arkadaşlar 12.75 sütümüz burada. Ketçap arkada, gazlı içecek burada. Gazlı içeceğimiz 2,33, 32 diyelim. 1 kuruş 1 kuruştur. 4 doları verdikten sonra ben ketçapımız da zaten burada gözümüzün önünde. 3,45 tamam. Dükkan açık mı? Dükkanı hemen açalım. Müşteriler bir tıkış tıkış olsun. Bugün de paramızı kasalım. Sonra finish yapacağım arkadaşlar. Bir tane ürünün fiyatını ayarlamadan satıyormuşum ben ya. Arkadaşlar yeni getirdiğimiz ürünlerden biri gözümüzden kaçmış olması lazım. İlk defa bildirimi dikkatimi çekti. Şunlar olabilir. Tamam bunları ayarladık zaten. Burada değil. Şu kasalarda olabilir mi? Aa şu. Evet tamam. 5,05. Bunun fiyatını ayarlamayı unutmuşum. Vardı bunların fiyatı sanki. Allah Allah. Bunlara ne olmuş ki böyle? 5.85. 9.94. Bunu ona satacağım. Ya da koyduktan sonra unuttum. Acaba ben diğerleriyle mi karıştırıyorum? Ya, evet, ayarladım bir aklımda kalmış ya. Arkadaşlar. Valla unutmuşum yani. Bilmiyorum. Belki de bu yüzden gelirimiz artmadı. 4000 dolar bandında satış yaptık ya hep. 11.60. Tamam siz de yolladım abla. Arka tarafı yavaş yavaş yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum derken e, rafların yönünü çeviriyorum sadece. Şöyle iyice dibine sıfır olacak şekilde arkadaşlar. Bunları sonra kafama göre sakin bir şekilde ayarlayacağım inşallah. Bunu da bunun yanına iyice alayım şöyle. Arkası şöyle kurtarıyor. İyice yanına da gelsin. E, hadi çok milimetrik ayarlar yapmaya çalışıyorum da. Şimdi değerli dostlar buradan buraya kadar gelecek bu. Bunun diğer tarafına doğru bir koridorum olacak benim. Yani şu arada bir koridor olacak. Ta en başa Gitmeyecekler vatandaşlar depo çalışanları buraya girmek için. Bu iki taraf böyle burası böyle bir koridor burası bir koridor burası oluyor bir karşılığı oluyor bir de burası oluyor. Bu da bunun devamı şeklinde yani şöyle burası normalde düz devam ediyor şuradan. Bu şekilde yapamadım bir dakika yapayım anlatacağım hemen. Böyle geliyor bu burayı pas geçiyor şöyle bu buradan devam ediyor. Yani şu aradan biz içeri gidip çıkabileceğiz. Bunu koyamıyorum yer problemlerinden dolayı bunu şuraya koyayım. Böyle dursun arkadaşlar. Depoda da bayağı bir malımız var aslında. Bu 3-4 gün iyi bir para kasabilirim diye düşünüyorum. Depoyu bitireceğim arkadaşlar. Hepsini satacağım yani. Tamamdır. Elimdeki tüm depo malzemesi sadece bu kadarmış abi. Bizim depo bayağı küçükmüş. Şimdi devasa bir alana büyüdü. şu masayı da gerekirse şöyle hani iyice köşeye doğru alırım bilmiyorum. Bir yere yerleştiririm bunu gözümüzün görmeyeceği. burası zaten koridor oluyor aşağı doğru devam ediyor. Buralarda devam ediyor. Bakın kaç tane alacak. Hatta isterseniz biraz sipariş edelim ama kasa dolmuş. Önce kasadaki arkadaşları bir yollayayım ben. Böyle güzelce bakalım ne kadar para edecek. 102 dolar buradan geliyor. 270. Ne bulamamış? Tavuk bulamadım. Abi gelecek. Şu bir hafta kadar bize müsaade edin. Bu tarz ürünleri daha sağlıklı bir şekilde hizmetinizde sunacağız. Şu anda revizeye gidiyoruz. Revize işlemleri yapılıyor. 85,90 şunları da şöyle geçelim 45 ödeyeceğiz sana 20 40 45 hatta 46 ödeyeyim 6 cent bizden olsun yani sen bana gelmedin tamam ablacım ben depoya gidiyorum şöyle bir akşam olmadan arkadaşlar top tancı mobilyalar kısmından şöyle bir 6-8 tane falan bir raf alayım bunları şöyle sipariş geçelim çok da pahalı değil zaten Şöyle şu köşeye doğru bunları da düzlemeye devam edeyim güzelce. Şöyle. En azından o görseli bir gözünüzde görmüş olsun bu bölüm. Bu bölüm baya uzun oldu ya. İyi bir beğeni gelirse arkadaşlar mutlu olurum valla. Geçen bölüm gelmedi. Maalesef bu bölüm gelse valla hiç fena olmaz. Şu köşeye sığdıramıyoruz mesela. O köşe artık öyle boş kalacak. Burayı böyle sıfırına sıfır düzleyeceğim. Köşelerden de giriş yapabilirim diye. Yine bu da yine bunun sıfırına sıfır düzlenecek şekilde Bunların arasına karton piyar falan koyabilsek keşke ya. Hani o kişisel şeylerimizi nasıl desem isteklerimizi biraz daha burada kullanabilsek iyi olur. Çünkü karışıyor görüntü. Ve de full olunca neye değiyor bu? Hem değiyor. Tamam şöyle iyi. Burası tamam arkadaşlar. Burayı tamamladık böyle karşıya kadar full oldu. Lambalarını falan aydınlatmasını vesaire yapacağım. Şimdilik sadece koridoru mu aydınlatsam? Şuradaki koridoru. Ana lambayı alamıyorum. Şuna bu bo <laughs> boyum yetmiyor lan. Aa, nasıl alacağım ben onu? Buraya da çıkamıyorum. Kutu falan koyup üstüne çıkmam lazım. Ya da böyle alsam. Böyle zaten alırım da. Yer türlü de alabilmem lazım. Şöyle mesela ben bunu şu köşeye getireyim şimdilik. Burada bir dursun karanlık ya. Birazcık aydınlık olsun. Başka var mı içeride taraf? Ha, iki tane daha var. Bunları da koyalım abi. Boşta açıkta kalmasın. Bunu da şöyle koysam. E, şuraya doğru yerleştirsem şöyle. Arka tarafı kullanabilir miyim? Kullanamam. O zaman bunun bir anlamı yok. Bunu şöyle köşeye düzeyim arkadaşlar. Yani bu, bu sıranın devam etmesinin bir sebebini göremedim ben. Bu araya koyabiliyor muyum? Yok bu araya da koyamıyorum. Bunu da şöyle yanına atayım. İki tane burada. İki tane de şu köşede olur. Aslında var ya şurayı yanlamasını yapsam kaç tane sığdırabilirim? Bir, 2, 3. 3 tane de buraya sığar. Ee, şu anda kaç tane sığıyor? Bir bakalım. Şöyle bir sayacağım arkadaşlar şurayı. 3 tane de böyle sığıyor. Tamam 3 tane için görseli bozmayalım ya. Kasalar dolu diye şikayet geldi. Hemen geldim abi. Kusura bakmayın. Ee, 5.85. 575, 85. Gel ablacım. Abi sana 15 60 Abla diyorum kusura bakma abi göremiyorum kalabalıktan. Vallahi artık çalışmaktan başımız ağrıyor. Tamam 108 dolar. Bir şey bulamamış şikayet ediyor. 8,5 dolar. Yine bir şey bulamamış. Ürün. Google'da eksik puan veriyor bize bunlar. Hainlik yapıyor. 120.57 Yanlış tutar mı girildi? Enter'a mı bastım ben daha önce? 45 cent. 25, 40. Şöyle 45 yapalım. Bu abi de bir şeyler almış. Bu abi de yolcu edelim. Ee, 20, 25, 26, 27, 28, 28, 25. Bu da gider. Bu iş biter. 5000 dolarda elimizde para var. Şimdi şunu buradan alsam. Şuraya koysam. Buraya koyabilir ama kapı ön oluyor birazcık. Ya bunu var ya şuraya falan koysam efsane olurdu ya şu köşeye doğru. Çünkü buraya 3 tane raf sığdırabilirdim. Şimdi burada duruyor ama arkadaşlar rast sığdırabileceğim mi muallak mesela bir deneyeyim şunu. Yok abi sığdırmıyor, sığmıyor. Tekrar yerine koyalım da ortalığı bozmasın. 3 tane sığar ama bence. Sığdıracağız yani mecbur onu sığdıracağım. Gerekirse televizyonu <laughs> şey bu, bu, tarafa alabilirim bilmiyorum. Abi bir şey diyeyim mi ben bunu buraya koyacağım arkadaşlar televizyonu. Şöyle koyamıyorum ee, hala koyamıyorum. Az önce koyuluyordu bu. Şöyle yaparım ben burayı. Bu bir dursun şurada şimdilik. Diyorum ki şu ara zaten boş ya. Ben bunu iyice dibe kadar çekeyim diyorum. Şunları şu iki rafı. Araya da televizyonu koyayım diyorum. Televizyonun önünden de gene geçme işlemlerini sağlayabilirim. Burası şöyle şuraya kadar geliyor. Burası da bunun dibine kadar şuraya kadar geliyor şöyle. Aradaki şu boşluğa da mesela fazla aldığım ürün oluyor ya bazen. Onları depolarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle kutu yapıp üstüne çıkabiliyor muyum bunların? Boşlara çıkmıyor ama dollara çıkıyor. Mesela bunları böyle alabilirim. Dolu kutuların üzerine çıkıp. Bunları da şöyle köşeye getireyim. Herhalde artık beni çağıran da yok içeriden. Şu köşeye gelecek. Bu da hemen onun yanına doğru gelecek. Tamamdır hocam. Ürünlerimiz azaldı. Depomuz da büyüdü. Şunu da şöyle alıyorum artık. Bunu da buraya koyayım. Ha tamam. Hiç de engel olmadı. Süper de dönüş açım var. Mükemmel. Süper oldu. Benim kasa boş günü bitirelim abi. 50 müşteri 10 bulunamayan ürün e, toplamda 4759 dolarlık bir gallemiz var. E, sarı e, birada ve ekmekte fiyat değişikliğimiz var. Ekmeğin fiyatını 4.30'a çektim. Sarı biranın fiyatını da 3.30'a çektim. Haydi kendinize çok iyi bakın. Benle paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.